Şivril'de bir restorana gidiyor ve burada başarılı iş insanı Alaaddin Çulha'yı konuk alıyoruz programımıza. Sevgili izleyenlerimiz, Çivril gezimizi sürdürüyoruz. Sefa Aile Restoran'ın sahibi kurucusu Alaaddin Çulha yanımızda. Onun da görüşlerini alacağız. Merhabalar. Alaaddin Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çalışıyoruz. Ya buraların havası bir başka ya. Denizli, Çivril, evet. Hakikaten. Gümrük Mahallesi evet. Daha farklı. Evet. Kaç yıl oldu sektöre gire? Bu arada bildiğim kadarıyla Alaaddin Bey uzun yıllar Avrupa'da, Paris'te yaşamış, evet. Burada da yaşıyor. Gidip geliyorsunuz değil mi herhalde? Gidip, hala evet. Fransa'dan ayağımız kesilmedi. 8 yıl bitti. 9. yıldayız. 9 yıldır. Nasıl, memnun biz musunuz memlekete? Yani, iyi biz memnunuz. Memnunuz. Bu arada bayrağınızı da çocuklar sürdürüyor mu orada iş anlamında? İş devam ediyor evet. Ama bu sektörde çocuklar bizim arkamızda olur mu bilmiyorum. Zannetmem. Evet. Değil mi? Kolay değil tabii. Bu sektörde olmak. Biz götürebildiğimiz kadar geçebiliriz. Çivril'de de bugün özellikle uğradık. Festival var. Evet. Epe'nin de konserini, Epe Güngör'ün de değerli sanatçı. Epe'ydi evet. Bizim evet. İyi bir arkadaşımız. Evet. Sağ olsun o da evet. Aracı oldu. Evet. Gelip gidiyor herhalde evet, burada. Birçok yerde iyi müşterimiz. Önemli değeri diyebilir miyiz? Evet. Denizli, evet. Ege'nin evet. De gerçekten çok önemli besteleri çok var. Evet. Sahip çıkmak lazım evet. Bu tür sanatçılara. İçeri geçelim, buyur. Seyircilerimizi bekletmeyelim, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet, çok güzel bir mekanınız var. Özellikle şunu söyleyebilir miyiz? Burası bir aile restoranı. İnsanların kesinlikle. Gönül rahatlığıyla buraya gelip aileleriyle gelebileceği yer. Evet, hep doğum günlerini. Özel ondan nikah yemekleri oluyor evet, zaten. Oluyor. Bir de şunu fark ediyorum, her şey %100 sizin kendi ürünleriniz, öyle mi? Aynen öyle. Alaaddin kesim de dahil. Biz dışarıdan da et almıyoruz. Kesim de kendimiz yapıyoruz. Evet. Uzman aşçı, evet. Aşçımızdan da biraz çok uzman bu konuda. Görüşlerini alacağız. Aşağı yukarı terasla beraber kaç kişi alıyor burası? 1000 kişilik düğün falan yapabiliyoruz ama kapalı alanımız 400 kişi, terasla birlikte 600 kişi falan oluyor. Evet. Yani insanların 500-600 kişiyi çok rahat ağırlayabiliriz. Evet. Park sorunu yok, gördüğüm yok. Kadarıyla. Güvenli aynı zamanda. Bir de burası lokasyonunu bir hatırlatalım Alaaddin Bey. Tam neresi burası? Çivril'in biraz dışında galiba. Evet, Gürpınar Mahallesi, evet. Çivril, Denizli. Evet. Lezzetleri tadanlar bir daha geliyorlardır İnşallah. Mutlaka. Evet. Kesinlikle. Bugünkü festivallerden bahsetmek gerekirse Elma Festivali her yıl oluyor herhalde. Her yıl oluyor burada evet. Her yıl. Uzun yıllardır her yıl oluyor. Bazı ürünleri biraz önce sohbetim. 26.sıymış bu sene. Öyle 26 yıldır festival yapılan olmuş, bir evet. Geleneksel. Avrupa'da da çok Denizlili, var. Çivrilli var değil mi? Bizde yurt dışı çok. Çok. Özellikle Çivril'de evet, çok. Burada biraz önce sohbetimizde de konuştuk. Biz de dahil. Böblingen'de, Stuttgart çevresinde yaşayan kardeşim. Ona da bir selam söyleyelim mi? Böblingen'e de selam olsun. Selam olsun.